Herkese selamlar dostlar. 20 Eylül 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranlara ve skorlara ne kadar bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ve bu skor yarışmamız arkadaşlar Galatasaray Kopenhag maçı. Maç skorunu olur diye sizlere sorduk. Bilen 3 arkadaşımızı gruplarımıza alalım. 3 kişi alacağız. Zaten aldığımız zaman ay sonuna kadar alıyoruz. Yani 10-11 günlük bir süreç gruplarımızda kalacak ve 3 kişi almak istiyorum. O yüzden Galatasaray Kopenhag maç skoru yorumlarınızda yorumlara yazmayı unutmayınız. Geçtim. Her türlü soru görüş öneri için de arkadaşlar Instagram üzerinden benimle doğrudan iletişim, iletişim kurabilirsiniz. Maçlar hakkında soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince ses atarak zaten yanıtlamaya çalışıyorum. Gruplar hakkında soru sorabilirsiniz. Her türlü bilgi içinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Onun da bilgisini verelim. Dostlar herkes açık Telegram kanalımız var. Buranın reklamını yapayım biraz sizlere. 5000 küsür kişinin olduğu bir grup. Dün özellikle burada çok fazla canlı verdim. Ee, verdiğim canlılar göstereyim hatta. Direkt gruba, gruba, gruba geçeyim buradan sizlere. Dün bütün attığım canlıları buraya da attım. Bu videoda da göstermiş olalım. Mesela Nottingham Forest Burnley mücadelesi vardı. Dedim ki ilk yarı 0.5 üst. 1.53 gibi oranı vardı. Aldım. Dedim ki golü de yani Nottingham Forest oyun atabilir. Çünkü o oynuyor. Burnley attı. Fakat ana tercihimiz burada geldi. Altına da riskli tercihleri her zaman yazıyorum. Ondan sonra Bologna mücadelesi vardı Hellas Verona. Dakika çok erken verdim bunu çünkü Hellas Verona iyi başladı. Bu yattı mesela. Bu gelmedi onu gösterelim. Nottingham geldi. Ondan sonra Forest maçının devre arasında verdiğim canlıları göstermek istiyorum. Dedim ki maç yazısı yazdım. Maç hakkında alınabilecek ideal yüksek olanlardan. Hatta bir tanesini altına yazdım. Sağlamcıyım diyen evin bir golünü alsın kenara çekilsin yazdım. Nottingham Forest'ın burada ilk kere 1-0 geride kapattı. Maç da güzeldi. Dedim ki evin atacağı bir gol idealidir. 1-40 oranı vardı sağlamcıyım diyen sağlamcıyım diyenler alsın çıksın. İkinci gol Forest. Geldi mi? 1.67 gibi orandan. O da içeri aldık. Ondan sonra dedim ki yani maçın geriye kalanında burada Foruz kazanırsa şaşırmayın. Zaten 1-0 geride kaybetmez dedim. Yani 0-1 çifte şans aldım devrede. O da 1.86 gibi orandan geldi mi? Geldi. Bu şekilde bu grupta da Şampiyonlar Ligi'nde elimden geldiğince zaten ara ara canlı bahislerde buraya atacağım. Katılmak isteyenler, değerlendirmek isteyenler ücretsizdir. Yorumlar ve açıklama kısmında katılabilirim. Bunun bilgisini verelim. Onun dışında kendi canlı odamızda da zaten her zaman olduğu gibi asıl canlılar oraya geliyor. 3 editörümüzün canlıları, 2 editör, 1 ben toplamda 3 kişiyiz. Oraya geliyor tamamen canlılarımız. Oradan da devam ediyoruz. Onu da bilgisini verelim. Yani Şampiyon Ligi günleri, Perşembe günü, Avrupa günleri oradan çatı çatı devam edeceğiz inşallah. direktten devam edelim. Şimdi sizlerden ricam dostlar video açsanız like'lardır. Artı 300 seviyesinde beğeni gelirse çok teşekkür ederim. Beğenileriniz bizler için gerçekten önemli. Beğeniler önemli. Bir de yorum bırakırsanız en azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için moral motivasyon olacaktır. İlk mücadelemiz Galatasaray Kopenhag maçında maç skoru zaten sizlere sormuştuk. Dostlar ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray bu kadroyu Galatasaray bu kadroyu Şampiyonlar Ligi için kurdu. O yüzden burada gruplarda da kesin gözüyle bakılan, 3 puan gözüyle bakılan bir Kopenhag'la oynayacak ve kendi evinde başlaması lazım. Kendi evinde moral motive anlamında da çok sağlam olması lazım. ki alırsa ki tek hedefi burada 3 puan. Fakat Galatasaray burada nasıl oynayacaktı? Eğer çok önde oynarsa Kopenhag bunlara gol atabilir. Şimdi benim bildiğimi burada Okan Buruk bilmiyor mu biliyor. O yüzden takım savunmasını da burada elinden geldiğince orta sahalarda yani hurra bir hücum izlemeyeceğiz diye düşünüyorum ben. O yüzden ben burada Galatasaray'ın burada 1-0 kazanma ihtimali bile var. Burada hedef 3 puan. Ama 2-3'ü de bulma ihtimali tabii ki var. Kopenhag tarafı burada e, puan almaya geliyor. Olası beraberlik bile Kopenhag'a burada yarar. O yüzden burada Galatasaray tarafının ben burada kazanmasını bekliyorum. Öncelikle 1-0 skor bile çıkabilir burada. Maç sonu birisi sizlere bir öneririm. Bir idealden. Ev bir buçuk üste gitmeyeceğim. Burada tarafa gidelim çünkü 1-0 bitme ihtimali de var dediğim gibi. Mat sonu bile önerdim. Onun yanına biraz daha oran yükseltmek lazım diye düşünüyorum. Ve bu oranı 3.5 altı olarak da yükseltebiliriz. 3.5 altına 1 yaparsak oranı da 2.14'e kadar yükseltmiş oluruz dostlar. Yani 1.40 nerede? 2.14 nerede? İsteyen tekli bile tek başına kupon olarak yapabilir. Galatasaray'ın burada 2.0. Ya yani dediğim gibi 1.0'ı bile var. 2, ama dördüncü golü beklemiyorum maçta. O şekilde kazanmasını bekliyorum. Sizce maç skorunu olur sizlere de sorduk zaten. Real Madrid'de Union Berlin, Şampiyonlar Ligi'nin babası olarak adlandırdığımız Real Madrid Union Berlin'e kısmen zayıf bir rakiple oynuyor. Onu söyleyelim. Son haftalarda da mağlup olan bir Union Berlin takımı var. Özellikle Behrens tarafı hava toplarında Union Berlin'e çok etkili. Ona özellikle dikkat, önlem almak lazım diye düşünüyorum. Real Madrid tarafına baktığımız zaman da ne olursa olsun burası bir Real Madrid o yüzden ben burada Real Madrid'in Vinicius Junior olmasa, Arda Güler olmasa bile Real Madrid'in kendi evinde atmasını bekliyorum. Fakat şöyle bir durum var. Son Real Sociedad maçını kazandılar. Bak kalesine birçok pozisyon verdiler. Onu da söyleyeyim. Ve kendileri de birçok pozisyon kaçırdı. Rodrigo'nun kaçırmış olduğu o voleler, Joselu'nun kaçırmış olduğu pozisyonlar. Joselu de sonunda attı bir tane. Burada Real Madrid'in hadi 2 gol atarak kazanması benim idealim olacaktır. Maç sonu 1.5 üst oranı 1.39 gibi ideal bir oranı var. Onun yanında skor beklentimde burada 3-1 ayarında Real Madrid galibiyeti olduğuna göre ona göre kendi skorlarınızı alabilirsiniz. Ki şunu da söyleyeyim. Yani handikap da tekrar ben not alayım bu handikabı. Notunu almamışım. İki farklı Real Madrid galibiyeti de 1.80 gibi oranı var. Real Madrid'in ben kolay gol diyeceğini düşünmüyorum. Ama işte 2-0, 3-0. Skor index beklentisi 3-1 zaten. O ayağında iki farklı rahat bir galibiyet alması da bekliyorum. Diğer mücadelem Bayern Münih ile United mücadelesi. Bakın Bayern Münih 1.33 gibi oran açmışlar. Çok fazla emin konuşmak istemiyorum ama ya babama güvenmem Bayern Münih'e güvenirim bu tür maçlarda. Bayern Münih bu maçı kazanır. Net. 1.33 oranı var. Alın ya basın, bir şeyler atın. Ben kendim atacağım. Kendim biraz hatta yarın yüksek misli olarak da vereceğim değil mi? Babama güvenmem, Bayern Münih'e güvenirim? Yatarsak da sağlık olsun. Bu zamana kadar kazandırdıklarına sayarım. Fakat United'ın bu durumdayken ve Bayern Münih de yani Leverkusen maçında çok iyi bir takım olduğunu söyledik Leverkusen 2-2 kaldı. Fakat maçın hakkı yani e, ya Bayern Münih biraz daha kazanmaya daha yakındı. Harry Kane ile birlikte Harry Kane uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'ne oynayamıyor. Onun da bir ekstra bir motivasyonu vardır. Burada Bayern Münih'in doğrudan kazanıp 3-3 Bayern Münih 1,5 üstüne kazanır 1.43. Hepsini alabilirsiniz. Bayern Münih alır 2,5 üst 1.68. Ve son olarak da Bayern Münih'in tek başına atacağı 3 gol. 2-0 4. Bayern Münih'in burada 2 golü bence var. Burada 3. gol riskine de ben girerim 2-0-4 gibi. Oradan United United'e bence kendi evinde Al Yazarında, Şampiyonlar Ligi maçında ve hiçbir maçta yani Bayern Münih Bayern Münih gibi oynamak isterse karşısında durabilecek takım çok azdır. Ve bu United değildir. Şu son dönem United'e hele hiç değildir. O yüzden ev sahibi 2.5 üst bile burada değerlendirilir. Ama yarının kombinlerine Bayern Münih mutlaka koyun. Arsenal-PSV mücadelesi. Buradaki oyun şu olacaktır bence dostlar. Arsenal'ın hızlı bir başlangıç yapması. Arsenal hızlı bir başlangıçla başlamak isteyecektir PSV. Çünkü PSV'de kolay bir rakip değil. 1-23 olan da burada PSV'nin kolay olduğunu düşünmüyorum ben. Olası bir beraberlik bile çıkabilir ki. Şunu da biliyorsunuz ki Arsenal en son şampiyonlar ligini Arsene Wenger, Wenger döneminde oynadı sanırım. 2015-2016 sezonunda oynadı sanırım. Benim hatırladığım. Onda da Bayern Münih içeride dışarıda 5-7'ler diye hatırlıyorum. Uzun zamanda Şampiyon Ligi'ni oynamıyor. Avrupa Ligi'nde oynuyor sürekli. Şampiyon Ligi'ne de gelmişken ve ilk yarıya iyi bir başlangıç bekliyorum. Kendilerine Emre İst'e. ilk yarıdan ev sahibine atacağı bir gol 33 gibi olanı açmışlar. İdealden değerlendirilebilir. Onun dışında ilk yarı kazanır da bence burada 1.61. 61 bununla alternatif olsun. İlk yarıdan bir Arsenal galibiyeti de çıkabilir. Sevilla lans mücadelesi. Sevilla'yı da zaten Avrupa tecrübesiyle bildiğimiz yani geçen sezonu da kazanmasını bildi. Bu takım bu işi yapıyor yani. Ben burada yüksek oran tek gideceğim. Real Sociedad maçına da öyle gideceğim. Sevilla bence burada maça kazanmaya daha yakın. Lans'ın bu durumda olması zaten son maçlarda bir artık teknik direktör değiştiren takip de etmiyorum. Bu kadar kötü bir düzelsin de öyle izleyelim diyorum. Takip de etmiyorum. Lans'ı teknik direktörü değiştirecek. Bazı oyuncuların gitmesiyle birlikte Open'da falan takım baya kötü gidişte. Sevilla'da son lig maçını kazanmasını bildi fakat Avrupa tecrübesiyle birlikte kazanmaya yakın bir Sevilla bekliyorum. Fakat ben burada düşük oran vermeyeceğim. Yüksek orandan gideceğim. Mücadele genelinde 4.5 altına 1. Ve hatta ben oranı biraz daha yükseltmek istiyorum. 3.5 altına 1. Mücadele 2.30 gibi orandan tek tercihim olsun. Sevilla kazanır ve mücadele 3.5 altında biter. 1-0, 2-0, 2-1 ayarında bir Sevilla galibiyeti çıkabilir. Tek tercihim yüksek oran olsun. Real Sociedad ile Inter karşılaşması. Şimdi az önce grupta sohbet grubunda bizim gruplarda konuşuyoruz. Yarın maçlar ne olur Inter e maçı bugün mü falan. Şey diyor bir tane arkadaşımız. Ya Inter'e niye bu kadar oran açmışlar ya diyor. Yani onu muhtemelen şeyden diyor. Real Sociedad'ı izlemediğinden dolayı diyor. Real Sociedad son başında yani Real Madrid delik deşik etiyordu az daha. Öyle söyleyeyim. Öyle bir takım. inanılmaz oynuyor. Kubo. Fena. Japon. Fena işler çıkartıyor. Ve ileri hattı gerçekten Oyarzabal falan inanılmaz işler çıkartıyor Real Sociedad'da. Maç ne olur bilmiyorum fakat Real Sociedad'ın ben kolay kolay salacağını sanmıyorum. Hatta maçın indeks beklentisi 2-0'lık Inter galibiyeti. Inter'de çok formda. En son Milan'a 5 atan bir Inter var. Fakat burada deplasmanda mücadele genelinde toplam gol aralığı bence en mantıklı tercih olacaktır. 2-3 gol aralığı 1.76. Bu maça başka bir tercihim yok. Yani Real Sociedad'dan ben oyununu izlediğim için burada bir sürprize imza atma ihtimali de var. Ne kadar indeks beklentisi 2-0'lık Inter galibiyeti de olsa benim izlediğim Real Sociedad burada birbiri zorlar. Belki kazanma ihtimali bile var. 2-3 gol bence burada en, en güzel tercih olacaktır. Sürprizden de kaçmak adına. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek konulardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.